birden fazla çalışma alanı kullanımı Illustrator programının CS4 sürümüyle birlikte etkin olmuştur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirinden bağımsız çalışma alanlarını bir arada görerek daha rahat ve eş güdümlü çalışma imkanına sahip olmuşlardır. Uygulamada görüldüğü üzere çalışma alanımızda 3 farklı alan tanımlanmıştır. Aktif çalışma alanı diğerlerinden farklı olarak daha koyu bir gri çerçeve ile belirlenmiştir. Birden fazla çalışma alanı oluşturmanın birkaç tane yolu vardır. Bunlardan ilki yeni bir belge açılırken kaç tane çalışma alanı istediğimizi Number of Artboards kutucuğuna girmektir. Bu sayede birbiriyle eşit ölçülere sahip çalışma alanları dokümanımızda açılacaktır birden fazla çalışma alanı oluşturmanın bir başka yolu da Tool menüsünden Artboard Tool aracını seçmektir. Araç seçildiğinde faremiz yardımıyla istediğimiz boyutta ve yerde yeni bir çalışma alanı oluşturabiliriz. Yine araç seçiliyken önceden açık olan alanların boyutlarıyla da oynayabilir. ve onların yerlerini değiştirebiliriz. Bu sırada eğer çalışma alanımız içindeki nesnelerin de alanla birlikte hareket etmesini istiyorsak, burada görüldüğü gibi sadece çalışma alanını hareket ettiriyoruz. Eğer nesnelerin de bu alanla birlikte hareket etmesini istiyorsak, Move Copy Artwork with Artboard, yani nesneyle birlikte hareket ettir komutunu etkinleştirerek Nesnelerin de çalıştığımız alanlarla birlikte hareket etmesini sağlayabiliriz. Çalışma yüzeyi aracından çıkmak için başka bir aracı seçmek yeterli olacaktır. Çoklu çalışma alanı kullanırken her alana özgü ruler yani cetvelleri kullanmak istersek View menüsü altından Show Artboard Rulers tıklanarak her çalışma alanının kendine özgü cetvelleri olmasını sağlayabiliriz. Eğer çoklu çalışma alanlarından birini silmek istersek, yine Artboard Tool'un arkasından silmek istediğimiz Artboard'u seçip, Delete Artboard tuşuna, yani buradaki çöplük simgesine tıklayarak o artboard'u sahnemizden kaldırabiliriz. Bu bizim nesnemizi etkilemeyecektir. Onu daha sonra istediğimiz bir çalışma alanının içine sürükleyip bırakarak istediğimiz gibi kullanabiliriz. Birden fazla çalışma alanı kullanmanın faydalarından biri de çıktı alma sırasında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bu çalışmamızı JPEG olarak çıktı almaya karar verirsek ve gelen pencerede çalışma yüzeylerini kullan kutusuna tıklarsak Çalışma alanlarımız ayrı ayrı kaydedilecektir. Buradan Meridian JPEG seçeneği seçiyorum. Use Artboards diyerek de 3 farklı JPEG dokümanı halinde kaydedilmesini sağlıyorum.